Durağımız Tarsus. Benim her yıl 2-3 kere mutlaka geldiğim, Ramazan'da ayrı bir güzelliği olan, o baharda meyvelerin bollaştığı, çiçeklerin açtığı zaman ayrı bir güzelliği olan, yıllardır bence il olma hayaliyle yanıp tutuşan medeniyetlerin buluştuğu bir şehir. Değerli Ali Boltaç bizi misafir etti. Çağırdı. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş ben geldiniz iyiyim. Memleketimize. Hoş bulduk. Şimdi ben gelmeden aslında şöyle bir önce baktım fotoğraflara. Ben böyle daha yaşlı, daha kilolu birini bekliyordum. Şimdiden erimişsiniz. Tarsus'ta her kesimden insana dokunduk. Sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik hane, bırakmadık. Dolayısıyla herkes bana söylüyor ya bu... Afişlerdeki Ali Boltaç'la bu mevcuttaki Ali Boltaç biraz farklılaşmış diyorlar. Böyle daha iyi. Ben de memnunum. Ben de yaklaşık bir 10-12 kilo kadar kaybettim bu süre zarfında. Yaş kaç, özür dilerim. 40. Maşallah ya. Şimdi konuşacağız. Genç, hedefleri olan bir isimsiniz. Başarılar diliyorum. Sizin nezdinizde herkese başarılar diliyorum. Ama önce biraz Tarsus'tan bahsedelim. Şimdi biz bu programı hemen yayınlayacağız. Ramazan ayı. Tarsus aslında maneviyatı, dinler tarihi açısından önemli bir şehir değil mi? Medeniyetlerin beşiği Tarsus. 10-12 bin yıllık bir kadim toprak. Bu topraklar üzerinde Müslümanların sözü var. Bu toprakların üzerinde Musevilerin sözü var. Aynı zamanda Hristiyanların da sözü var. Her kutsal dine mensup kişilerin bu topraklarda zamanında yaşanmışlıkları var. Biliyorsunuz Danyal peygamberin kabri burada. Eshab-ı Keyf burada. Aynı zamanda Sempol burada. Bu anlamda biz de Tarsus'un bu kadar kadim bir toprak olması, medeniyetlerin beşiği olması ama aynı zamanda varlık içinde de yokluk yaşamasını içimize sindiremedik. Hani şöyle derler ya, hani neredeyse insan at insan için öyle bir bereketli bir toprak. Öyle. Her yere ulaşımı çok rahat. Önce şunu soracağım, sonra sohbet devam ederiz. Tarsus il olmalı mı? Kesinlikle il olmalı, hak ediyor zaten. Bugün gayri resmi yaklaşık 450 bin nüfusa ulaşmış bir kent. Bu kentin aynı zamanda birçok ilçeden büyük bir ilçe. O yüzden Tarsus'un bence il olmasını artık konuşmuyor olmamız lazım. Gereğinin yapılması gerekiyor. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki süreçte bunun için de biz sadece belediye anlamında değil, bütün paydaşları bu anlamda daha çok bu işe organize edeceğiz. Bu işe daha çok sahip çıkmasını sağlayacağız. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de bunu başaracağız diye 80, umut ediyorum. 82 diyorsunuz yani. Evet, evet. 82 Tarsus. Geçen de bana sordular uğurlu rakamınız ne diye. Ben de 82 dedim. O da bir anlam çıkarsın istedim. İnşallah 82 ile Tarsus'u il anlamında ilk sıraya koyacağız. Şimdi biraz sonra hedeflerinize geçeceğim ama mesela biz gezi programı olduğumuz için tabii bizim için gastronomi çok önemli. Tarsus bu konuda çok önemli bir yer. Hatta ben şöyle bir şeyi yıllardır savunuyordum. Benim bu savunduğum düşünce sonra tekrar dile geldi. Gaziantep'li dostlar bana kızacak ama baklavanın ana vatanı neresi sizce? Yani baklava açıkçası biz ana vatanı olarak Tarsus. Tabii ki bunu tescil eden Antep. Onlar fıstıklı baklavaya galiba. Fıstıklı baklavayı. Aslında bizde cevizli baklava. Yani baklava bizde cevizli ilk anlamda şey. Fakat bu tescilli tabii ki Antep. Artık Tarsus sahipsiz değil. Tarsus'un hem büyük şehir anlamında Mersin Büyükşehir'de vaap seçer. Hem de Tarsus'ta da şahsım bu anlamda Tarsus'a sahip çıkacağız. Değerlerini koruyacağız. Bundan sonra ne gözden ırak olacak Tarsus ne gönülden ırak olacak. O zaman benim hassas olduğum ve benim izleyicilerimin de hassas olduğu bir konu. Sokaktaki canlar sever misiniz? Ben aynı zamanda... Havalar çok sıcak değil mi burada, yazın kavruluyorlar. Evet maalesef. Senede 8 ay sıcak bir iklimimiz var. Aynı zamanda iyi bir rutubetimiz var. Dolayısıyla hayvanlar da bu memleketin sahipleri. Ben her yerde söylüyorum. Ben herkesin belediye başkanı olacağım ama aynı zamanda bitkilerin ve hayvanların da belediye başkanı olacağım. Çünkü onlar da bizler için yaratılmış. Bu memlekette, bu dünyada bizler için faydalı olan herkesin belediye başkanı olacağız. Biz göreve geldiğimizde hayvanlarımız sokaklarda hem kapta yemek bulacak hem de bir kap su bulabilecek her köşe başında, her parkta. O yüzden hayvanlarımızın da bu anlamda sahibi olacağız. Onlara da sahip çıkacağız.
Tabii ki biliyorsunuz bugünlerde hayvanlarımızın, sokak hayvanlarının çoğalması, onları bu anlamda bazen vatandaşlarımızın mağdur olmasına da sebep veriyor ama biz bu anlamda kısırlaştırma önlemlerimizi çoğaltıp veterinerlik hizmetlerini arttıracağız. Aynı zamanda Tarsus'ta hayvan barınağımızın tekrardan elden geçireceğiz. Daha kapsamlı, daha güzel bir hayvan barınağı, onlara daha konaklayabileceği daha güzel mekanlar yaratacağız ve toplumu da bu anlamda bilinçlendireceğiz. Şimdiye kadar yapılmamış, kafanızda olan özellikle engelliler için bir projeniz var mı? Benim için çok önemli. Ya ben şunu istiyorum. Mesela ben yıllardır şelaleye geliyorum. Küçücük bir platform var, geçiş, oradan tekerlekli sandalye geçmiyor. Var mı bilmiyorum ama yoksa lütfen. Gezmek, evet, görmek herkesin hakkı. Tabii ki %100 katılıyorum size. Engellilerimizi bir kere engelsiz bir Tarsus yaratmak zorundayız. Her şeyden önce. Bir kere bir tabir vardır, bilir misiniz? Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Ben engelli bir birey değilim ama yarın olmayacağımın bir garantisi yok. O yüzden en az bir engelli birey kadar düşünmek zorundayım. Bu anlamda yaptım oldu zihniyetiyle de yapmamam gerekir. O durumla yaşamakla kendini idame ettirmekle zorunlu olan insanı dinlememiz lazım, anlamamız lazım. Anladıktan sonra onunla birlikte bu anlamda engelsiz alanlar yaratmamız lazım. Biz bu anlamda engelli bireylerimiz, vatandaşlarımız için, dezavantajlı gruplu vatandaşlarımız için projelerimizi hazırladık. Hepsine bu anlamda hem engelsiz parklar hem engelsiz bir Tarsus yaratacağız. Bu anlamda zaten normlar var. Avrupa standartlarında normlar var. Yaptığınız her kaldırımın belli bir standartları olması gerekiyor. O standart, bundan sonraki yapacağımız her projelerde o standartları uygulayacağız. Ve onlara daha yaşanabilir, daha rahat, engelsiz bir Tarsus vaat edeceğiz. İnşallah onlara layık birer evlat olabiliriz. Hüseyin abinin sözünü dinliyorum. Dedi ki açıyı değiştirelim. Çok güzel bir sokak var. Evet. Hemen değiştirdik. Güzel de oldu. Gastronomi şanssızlığınız şurada. Adana bu işe bayağı bir önce ekmeğini ya kaymağını yiyor. Yani aslında güçlü rakip her zaman iyidir. İnsanı başarıya götürür. Tabii ki. Bizim aslında şöyle bir tatlı bir rekabetimiz olması lazım. Tabii ki her memleketin, her kentin kendine ait bir mutfağı vardır. Biz bu Tarsus inanılmaz bir mozaik. Tarsus'ta her kesimden insan yaşıyor. Arap kültürü de var, Alevi kültürü de var. Kürt vatandaşlarımız ve Sünni kesim de var. Yani burası tam bir mozaik. Tam bir Türkiye iz düşümü. Dolayısıyla burada da her kesimde, her yerden soframıza bir kültür gelmiş, yerleşmiş. Mesela yukarılara çıktığınızda yüzük çorbasını bulursunuz. Dövme pilavını bulursunuz. Kuru fasulyeyi bulursunuz bir düğünde. Düğün dernekte. Gelirsiniz aşağıda kebabınızı görürsünüz, humusunuzu bulursunuz, fındık lahmacununu bulursunuz. Cezeryeyi buluruz, hatta yine Adanalılar kızacak birçok konuda ama ben bu konuda Adana'nın yanındayım. Özellikle seyyarda satılan şalgamı ve sizin evet. O çok güzel yine sokakta satılan limonatanız. Limonata aynı zamanda bizim limon dondurmamız da vardır yani yaz aylarında. Doğru. Ev yapımı limon dondurmalarımız da olur. Bizim kendimize ait özel ürünlerimiz, spesifik ürünlerimiz var. Mesela sadece kebaptan, humustan, işte ne bileyim lahmacundan ibaret değiliz. Bizim analı kızlı dediğimiz çorbalarımız da var. Aynı zamanda işte az evvel söylediğim yüzük çorbası dediğimiz çorbalarımız da var. O zaman gastronomi merkezi sözü. Şöyle projelerimiz içerisinde var. Biz ilk önce gastronomi ofisi kuracağız. Sonra köyü. Aynı zamanda bir gastronomi sokağı da yapacağız. Biz de sizi davet edeceğiz. Tabii ki geleceksiniz. İnşallah o gastronomi sokağında o lezzetlerle biraz size kilo aldırmamız lazım. Yok kilom böyle iyi. O zaman şöyle açımızı değiştirelim. Olur, şimdi tabii. Ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Heyecanlı insanları seviyorum. Biz kayda girmeden önce bir tüyo geldi. 7/24 yaşayan şehir Tarsus diye. Ali Bey de dedi ki ben onu bir şeyle bağlayacağım dedi. Evet. Gerçekten merak ediyorum imza projeniz, imza hedefiniz. Efendim şöyle söyleyeyim. Eskiden Tarsus'ta aslında 30 sene önce, 40 sene önce bu memleketin bir üç kimliği vardı. Tarım kenti, sanayi kenti ve turizm kenti diyebiliyorduk. Fakat günümüzde geldiğimiz noktada şu anda emekli ve memurlar alınmasınlar ama emekli ve memur kenti olmaktan öteye gidemiyoruz. Bu da bize şunu söylüyor, gösteriyor. Önümüzdeki yaşadığımız süreçte bizim tekrardan Tarsus'a kimliğini kazandırmamız gerekiyor.
Bundan 30 sene önce pamuğumuz vardı, çırçır fabrikalarımız vardı. Paktaş, Yigdaş, Çukurova, Berdan, Çuko Birlik gibi birçok fabrika vardı. İnsanlar istihdam alanında birçok anlamda orada ekmek yiyorlardı. Keza bundan dolayı insanlar gündüz işini hallediyordu. Gece de aynı zamanda bir şekilde hayatını idame ettirebiliyordu. Bu yüzden 7-24 canlı bir tarsustu. Fakat şu anda akşam belli bir saatten sonra kabuğuna çekilen bir tarsus olmaktan öteye gidemiyoruz. İnşallah tekrardan bunu canlandıracağız. Belediyecilik sadece yol, kaldırım, su, doğru, asfalt. Zaten işiniz yapmak zorundasınız. Evet, sizin bunlar, tüm başkanlara, adaylara söylüyorum. O çöp işiniz toplamak vesaire olmamalı. Bunlar bizim asli görevlerimiz. Biz bunları zaten yapacağız. Ama bunun yanı sıra bizim yapacağımız en büyük yatırım projelerimizden biri bu memleketi 7-24 yaşayan aktif, sağlıklı bir şehir haline getirmek. Tarsus'tan ayrılma vaktim geliyor ama vallahi güzel projelerin, böyle beni mutlu eden projelerin başlıklarını dinledim. 7-24 Tarsus, sokaktaki canlar, engelsiz hayat, gastronomi ve olmazsa olmaz tarım. Tabii ki aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz diyeceğim. Her şeyi zaman gösterecek ama ben genç, güler yüzlü, böyle daha olmadığınız için kardeşlerim, arkadaşlarım ifadesini kullanabilirim. Sağ olun, tabii ki. Gördüğüm zaman bu arenada çok hoşuma geliyor. Teşekkür ediyorum ev sahibiniz için. Ben teşekkür ederim. Efendim biz uzun yıllardır bu memlekete hizmet etmiş bir aileyiz. 96 yıldır aynı iş kolunda iş veren 5. nesil bir aileyiz. Memleketimizde bilinen, tanınan, güvenilir bir aile olmamız vesilesiyle önümüzdeki süreçte de bu güvenimizi, artık bu deneyimimizi, bu bilgilerimizi memleketimize aktaracağız. Memleketimize hayırlı bir evlat olacağız. Bu millete hayırlı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nde vergisini ödeyen herkese efendi olmayacağız, hizmetkar olacağız. O yüzden siz de bize bu imkanı tanıdınız. Bizi toplumla, vatandaşla, Türkiye ile tanıştıracaksınız belki de. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki misafirimiz oldunuz. Bizden yana her zaman kapılar sonuna kadar, her zaman benim Tarsus'un kapıları sonuna kadar size açık. Teşekkür ediyorum. Bugün geldiniz, Tarsus'u gördünüz. Önümüzdeki 2 sene sonra geldiğinizde Tarsus'un ne kadar değiştiğini bizatihi göreceksiniz. O zaman da bu programı bir daha yapmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.